İhsan Bayülken'le beraber Sinan Erdem Spor Salonu'ndayız. Hocam nasılsınız öncelikle? İyi, inşallah bugün de iyi olacağız maç bitiminde. Biz de heyecanlı bir şekilde maçı bekliyoruz ama istatistikler biraz sanki can sıkıcı gibi. Çünkü İspanya attığı, maç başına attığı 90 sayı, aldığı 47 rebound, 25 asistle oynarken biz Türkiye 77.6'da 27 sayı rebound ve 14 asiste kaldık. Arada ciddi bir uçurum var. İspanya'da aynı zamanda şampiyonun en çok sayı rebound asiste lideri ve ortalama rakiplerine grup aşamasında 28.8 fark atarak gelmiş. Yani buradan bir teselli bulmaya çalışırsak bizim grup onlara göre daha zorluydu. Çok rahat maçlar oynadılar. Bir tek Hırvatistan maçında zorlandılar. Onun dışında net galibiyetler aldılar. O istatistikler biraz da bundan dolayı şişmiş olabilir. Yine de İspanya'nın şampiyonun en büyük favorisi olduğunu söylemek, diğer takımları da seyrettiğim için söylüyorum, yanlış olmayacaktır. Biz 40 dakika boyunca mücadele ederken basketbolumuzu geliştirdiğimiz yönler oldu, geliştiremediğimiz yönler oldu. Maç içinde inişlerimiz, çıkışlarımız oldu ama genel istatistiklerde şu anda turnuvayı daha yukarılara götürmek için elimizde çok fazla bir veri var mı İspanya karşısında? Yok. Yine 40 dakika mücadele edeceğiz ve basketbolumuzun gelişmesini beklerken İspanya'yı nasıl durdurabileceğimiz formüllerini arayacağız. Diğer bir burada İspanya'nın bize karşı avantajı, orada 22 dakikanın üstünde oynayan oyuncu yok. Yani bütün maçlarda oyuncularını çok iyi dinlendirdiler. Yani buraya yorulmadan geliyorlar diyebiliriz. Bizde ise başta Cedi olmak üzere Melih, Semih ciddi anlamda fiziksel yıpranmayı da beraberinde bugünkü maça çıkacaklar. Hocam az önce geliştirdiğimiz yönler, geliştiremediğimiz yönler oldu dediniz. Geliştiremediğimiz yönler nerede eksik kaldı? Öncelikle tabii oyun kurucu pozisyonunda hem savunma hem hücumla beraber verim aldığımız anlar çok fazla değil. Böyle olunca da oyunun akışında ister istemez hücum performansındaki düşüşler veya düşük yüzdeli atışlar savunmada daha fazla enerjimizi koymak zorunda bırakıyor bizi. Bu da devamında tekrar hücumda işlerin iyi gitmemesi anlamına geliyor. Şöyle düşünmek lazım. Oyunun akışına baktığın zaman ya ikili oyunlardan sayı buluyorsun, ya içeri bir pas vererek sayı buluyorsun, ya da potaya yönelerek savunma dengesini bozup birebir üstünden skor üretmeye çalışıyorsun. Şimdi biz ikili oyunları çok iyi oynayamıyoruz. Potaya yöneldiğimizde evet birebirlerden sayı buluyoruz ama ekstra pasları yaptığımız anlar olmuyor. İş tamamen içeriden kurulacak oyun veya perdeleme çıkışlarına atılacak atışlara kalıyor. Böyle olunca da bunu 40 dakikaya yaymak çok kolay olmuyor. Böyle olunca da işte istemediğimiz sonuçlarda veya maç içindeki o kırılmaları çok keskin yaşıyoruz. Ve oyun kurucu eksikliğini ister istemez maç sonunda daha fazla hissederek oynuyoruz. Yani Kenan sabretmemiz gereken bir oyuncu. O yüzden bu turnuvanın da onun kazanımı açısından önemli. Ufuk Hoca da son basın toplantısı Letonya mıydı? Pardon, Belçika maçı garanti dediğimiz maçtan sonra Kenan'la 2 senedir beraberiz. Bazı konularda hala geliştirmesi gereken yönler var. Mesela işte bazı anlarda atmadığı şutlardan bahsetmişti. Şimdi kısa rotasyondan bahsetmişken hocam, İspanya'nın en son Abrines sakatlandı. 11 kişiler şu anda ama Sergio Rodriguez geçen seneyi NBA'de geçirdi. Ricky Rubio gibi önemli bir gardı var. Belki 2 numara pozisyonda biraz sıkıntı yaşarlar mı diye hani şöyle bir kadroya da tekrar bakıyorum ama pek hani yaşayacaklarını ben düşünmüyorum. Zaten Gasol kardeşler ve Hernan Gomez kardeşlerin üstün o rebound performansı ben de izlediğim kadarıyla ki 47'de bulduklarına göre çok üst seviyedeler. Bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani Bülent öyle bir soru soruyorsun ki yani 2 sayfa yazı çıkabilir bundan. Şunu söyleyelim, sadece oyun kuruculardan değil, Gasol kardeşlerin de oyun bilgisi olsun, pas trafiğine katkıları olsun. Zaten İspanya takımıyla oynuyorsan bir yerde risk alacağız. Ama risk aldığımız noktalar ne olabilir diye düşündüğün zaman işte Rubio'nun şutu olabilir. Gasol'e sıkıştırma neticesinde içeri kapanıp Pau Gasol'e. Marc Gasol çünkü çok iyi bir pasör. Net bir pozisyonu buluyor. Yani tabii burada açık sahayı bırakmamak bence esas olması lazım. Yani bu açık sahayı bırakmamak derken şunu kastediyorum. Özellikle sete set kaldığımız zaman içeriği mutlaka Semih'in dışında bir varyasyonla desteklememiz gerekiyor. Çünkü Semih for problemine girebilir. Cedi'yi 4 numaraya geçirdiğimizde savunma mı, hücum mu, oradaki fiziksel durum ne olacak onu bir görmemiz gerekecek. Sonuç itibariyle açık sahayı bırakmamak bu maçın esası. Nedenine gelince
İspanya'nın çok kısa sürelerde küçük serileri büyük serilere çevirdiği maçlar var. O serilere yakalanırsak iki defa zaten maç 15 olur. O yüzden mutlaka ve mutlaka orada faul hakkımızı doğru kullanmak, hücumda top kaybı yapmamak ve rebound'dan sonra, yani İspanya savunma rebound'ını aldıktan sonra orta sahayı oyun kurucular kafaları yukarıda, yani baskıyı almadan geçmelerine izin vermememiz gerekiyor. Hocam peki takım halinde bireyselden özele, yani takım halinde genelden özele doğru gidersek verim alabildiğimiz oyuncular kim oldu? Alamadığımız isimler kim oldu? Böyle beklentilerin altında kalan, mesela Sinan Güler, ben takım biraz aşağı çekiyorum, momentumu aşağı çekiyorum diyerek böyle bir itirafta bulunmuştu. Şimdi tabii bu önemli bir soru. Sonuç itibariyle milli takımımızın bugününü planlarken aslında geleceği planlıyoruz. Böyle düşündüğümüzde verim veren oyuncularımızın sayısı çok fazla değil. Böyle olduğu için zaten gruptaki önemli olan 3 maçı kaybettik. Kazanmamız gereken maçları, Belçika ve Büyük Britanya maçlarını kazandık. Verim veren oyuncular tabii ki Cedi'yi burada uzak ara en başa yazabiliriz. Furkan Korkmaz'ın bazı dönemlerde verimi var. Aynı Kenan Sipahi gibi. Ama öte yandan Semih Memeli'nin Cedi'ye eşlik ettiğini görüyoruz. 3 oyuncuyla hele hele İspanya'yı yenmek çok kolay değil. İşte buralarda verim beklediğimiz oyuncular kim diye düşündüğümüz zaman tabii ki uzun vadede Kenan'ın bugün daha iyi oynamasını bekliyoruz. Öte yandan turnuvayı Sinan çok iyi geçirmedi. Doğuş'un zaten rol tanımı belli. Böyle olunca da iş ister istemez 5 numaralı pozisyonda Semih'i kim dinlendirir'e geliyor. Orada Sertaç ne kadar iyi niyetli olsa da bu seviyelerde çok ince kalıyor. Furkan Aldemir ise sezonu çok iyi geçirmediği için belki de o beklenen katkıyı veremedi. Furkan Aldemir'in eksikliğini çok fazla hissediyoruz. Yani bir de oyuncuların kendi pozisyonlarında oynamadığını düşünürsen bu normal bir sonuç olabilir. Yani turnuvayı biz 40 dakika mücadele. Bir kere mücadelede de herkesi ben aynı yere koyuyorum. Orada hiç problemimiz ama basketbola katılım, basketbolumuzu yükseltme anlamında Cedi, Semih, Melih'i üçlü olarak öne koyuyorum. Arka tarafa ekleyeceğim kim var dediğin zaman dönemsel olarak Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi'yi de dakika olarak diyoruz. Peki hocam son olarak da bir sürpriz, Ufuk Hoca şapkadan tavşan olarak sürpriz isim demeyeyim de bir oyun planı olabilir. Belki bir isim olabilir yani. Ne çıkarabiliriz? Yani burada tabii sadece senin yaptığın yeterli olmayacak bir rakiple oynuyoruz. Yani İspanya'nın oyun tarzını da bozman gerekiyor. İspanya'nın oyun tarzını bozabilmen için onları parçalara bölüp oynatmak gerekiyor. Bütün halinde oynarlarsa yenme şansın yok. Şimdi parçalara bölmemin için de bazı oyuncuları risk etmen lazım. Ufuk o riske mutlaka alacaktır. Dediğim gibi Rubio'nun şutu olabilir mesela. Atsa bile devam etmek lazım. Yani bir şeyleri burada geri planda tutmak gerekiyor. Bunun yanında da tabii ki hücumda tempoyu yakalayacak şekilde kenar katkısı diyoruz. Kenar katkısına dönüp baktığım zaman da İspanya'nın 43-28'lik üstünlüğü var. Yani orada da çok ciddi anlamda geriyiz. Bugün 1-2 oyuncunun çıkıp skoru belli dakikalarda arkadaşına yardım edecek şekilde, takıma yardım edecek şekilde üstlenmesi gerekiyor. Bunu dönem dönem yapıyoruz. İşte dün Yunanistan maçı kazanırken Litvanya karşısında ilk yarıda hiç olmayan Borussis bir anda devreye girdi. Maçın şekli girdi. Bizde de bu şekilde olduğu zaman biz maç kazanıyoruz. Ya ama bütün maç Cedi'ye kalırsa, Melih'e kalırsa son oynadığımız Letonya maçındaki gibi sorunlar her zaman için kontrol edilmez hale gelir.